Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yükseklere eşit olan üçgenler. Yani tepe noktaları aynı olan üçgenler ve alanlar oranı tabanlar oranı eşittir. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde bakın yüksekleri de aynı olmuyor mu? Hem bu üçgenin yüksekliği bu yeşil çizgi, hem de bu üçgenin yüksekliği yeşil çizgi yapıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden Buradaki atıyorum 2K burası 3K ise burası 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyeceğiz. Ve en önemli yerlerden biridir arkadaşlar. Dikkat edin buna. Alanları dağıtırken tabanlarda bir oranlama varsa tepe noktalarına bakıyoruz. Tepe noktaları da aynıysa tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapıyoruz. Sonra tabanları eşit olan üçgenlerde de bakın. Hocam bir şuradaki üçgene bakın. Bir şu sarı üçgene bakın. Bir de sarı olmayan üçgene bakın. Yani büyük üçgene bakın arkadaşlar. Şu büyük üçgene bakar mısınız bir de? Her iki de tabanlar aynı değil mi? Evet tabanları aynı olan üçgenlerde de yükseklikler oranı neye eşittir arkadaşlar? Alanlar oranına eşittir. Bunu çok kullanıyor muyuz? Yok yukarıdakini daha fazla kullanıyoruz ama olsun bu da e, üniversite sınavında çıkmış bir sorudur aynı zamanda arkadaşlar. Bu, bu mantıkta soru da çıkmıştır. Burada dikkat etseniz iyi olur. Tabanları aynıysa yükseklikler oranı Zaten taban çarpı yüksek böyle ikilerden yanda da ispatı var. Sonraki nedir? Alan taşıma dediği ben de alan kaydırma diyorum. Buna iki paralel doğru üstün arasında bir üçgen varsa tabanı sabit tutun. Paralel doğrular arasındaki tabanı sabit tutun. Yani şurayı tepe noktasını istediğiniz yere getirebilirsiniz. Mesela buraya getirdin. Bu tepe noktalı bir üçgen oluşturduğunuz zaman böyle sarı üçgen alanı ya bu üçgen alanı aynıdır. Çünkü niye? Tabanları aynı. Yüksekleri aynı olduğundan dolayı. İsterseniz buradaki noktayı ta en köşeye çekin arkadaşlar fark etmez. Taban burası tepe noktası burası olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursak işte yine şu üçgenin alanında yine aynıdır arkadaşlar. Çünkü tabanları ve yüksekleri aynı olduğu için. İki paralel doğru arasında üçgen gördüğümüz zaman bu şekilde ben alan kaydırma. Burada alan taşıma denmiş ama ben alan kaydırma diyorum. Hadi bakalım soruların çözümlerine başlayalım. Birinci soru. Oranlamalar var. Hocam 3K, 3'te kalan 3A ise 2'de kalan 2A, 5'te kalan da 5A diyebilir miyiz? Evet tepe noktaları aynı. Zaten bizden alan AED yani 2A bölü alan ABC istiyor. 5, 8, 10A isteniyor. O da kaç yapar? 1 bölü 5 yapar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Oranlamalar var mı? Var. Yazalım oranlamaları. Hocam burası A iken burası 4A. AE A iken AC 4A. Buraya kaç A kaldı? 3A kaldı. BD'ye B derken BC bu sefer 5B'ymiş arkadaşlar. O zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? 4B kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Alanlar oranı isteniyor. Tabii ki şuradan başlayalım. Hocam B'den başlasak B'deki A iken 4B'deki şurası iki parçaya ayıracağım. O yüzden buradan başlamayalım bence. A'daki A iken 3A'daki nedir arkadaşlar? 3A'dır. Sonra 4B'den B'ye gideceğiz. Hocam 4B'deki 3A iken B'deki bilmem kaç mı diyeceğiz? Hayır bak 4B'den B'ye giderken tepe noktasına bakacaksın. B'deki tepe noktası A. O zaman 4B'deki de tepe noktası A olana bakacaksın. 4A. 4B'deki 4A ise yani direkt aynı kat aynı kat B'deki de ne yapacaktır? A yapacaktır. O zaman alan ADE. A bölü alan ABC. 5 A isteniyor bizden. Cevabımız kaç çıkar? 1 bölü 5 çıkar arkadaşlar böylelikle. İkinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e bir kere burada boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Değişik şekilde de yapabilirsiniz. Hocam şu haşı bulurum ben sonra taban çarpı yüksek bölü 2'den bulabiliriz. Evet sıkıntı yok. Ya da ya da ya da direkt 6 8 ne üçgeni 10 üçgeni hocam. Hocam 4'teki ve 10'daki 4'teki 4 a ise 10'daki 10 a değil midir? Evet. E, biz 10 a alanını bulabilir miyiz? Evet. E, ya 4 bölü 10 derken 2 bölü 5 de diyebiliriz aslında da çok fazla dillendirmek istemedim. En sade olanı yazsanız tabii ki daha sağlıklı olur. Hatta biz en sadesini yazalım. 4 bölü 10 dediğimiz nedir? 4 bölü 10 dediğimiz 2 bölü 5. Tabanlar oranı 2 bölü 5 ise alanlar oranı da 2 bölü 5'tir. Tamam 2A'ya 5A ya yazalım. Peki hocam buradaki 5A neye eşit? 5A dik üçgenin alanına eşit arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgenin alanı bir dik üçgen. Dik üçgenin alanına eşit. Hemen 5A alanı 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Yani 48 bölü 2'den kaça eşit oldu? Ha, virgüllü istiyor bizden. O zaman burası 48 bölü 10 yaptı. 4,8 yaptı. Bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. 2A da 2 çarpı 4,8'den kaç yapar? 9,6 yapar arkadaşlar. Evet 3. soru böylelikle balıkesir kesir oldu. Geldik 4'e. Oranlamalar var. En küçük üçgenden başlayın kardeşim. Bak burası çift çizgideki alan A ise çift çizgideki alan yine A'dır hocam. E çift çizgiler bitmedi. O zaman bazen biz üçgen oluşturacağız. Tepe noktası E. Çift çizgideki alan ne olacak? A olacak. Sonra çizgiden alan dağıtacağım. Çizgideki alan kaç? Hocam A mı? 2A mı? 3A mı? Bak çizgiden çizgiye dağıtırken B noktası tepe noktası değil mi? Evet. Yani bir yandan da tepe noktasına bakacaksınız. Çizgideki alan bak 3A. O zaman burası da 3A. O zaman burası da 3A hocam çizgideki alan. Tepe noktası B olana baktığımız zaman. Alan EGF A bölü alan ABC 9A. Yani cevabımız ne yaptı? 1 bölü 9 yaptı. Dördüncü soruda arkadaşlar. Geldik 5'e. Alan da arkadaşlar. Başlayalım. Hocam 2'deki alan 2A ise 2'deki alan 2A. 3'teki alan tepe noktası F'de. F'ye göre dağıtıyorum değil mi? O zaman tepe noktası F'ye göre dağıttığın zaman 3'teki alanda ne olacak arkadaşlar? 3A olacak. Sonra 7'den 5'e alan dağıtacağım. 7'den 5'e alan dağıtırken de tepe noktası neye bakacağım? Bak 5'teki tepe noktası buraya kadar geliyor. Evet 7'deki tepe noktası şuraya bakacağım. 3, 5, 7A. 7'deki 7A iken 5'teki de 5A mı yapar? Aynen öyle. S1 bölü S2 isteniyor. S1 dediğimiz nedir arkadaşlar? Şu 5A ile 3A'yı kapsayan alan. Yani 8A bölü. S2 dediğimiz 2A. Yani cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. 5. soruyu böylelikle balık esir buluruz. Geldik 6. soruya. Şimdi oranlamalar var. Şu oranlamalara bakacak olursak arkadaşlar. Bir kere bu üçgende bak şekilde 90 derece var ama taban çarpı taban ait yüksek bölükten bulabiliriz diyebilirsiniz. Evet. Ama şu üçgende hiçbir uzunluk yok arkadaşlar. Hiçbir uzunluk olmadığı için tabana ait yükseklikte burada nereye çizeceğim bilmediğim için burada bu sonuca ulaşamam. E ne yapacağım? E oranlama var alan dağıtayım. Çift çizdiği alanı A'sı çift çizgiye alanı A'dır. E hocam ben şimdi 6 verilmiş 6'ya ait. Bak şu ona da bakacak olursak 6'ya ait yükseklik değil midir B köşesinden çizilen? Evet. A bu 2 A alanını bulabilirim ben. 2 A alanına bakacak olursak arkadaşlar tabanı 6 e, ee, 6 tabana ait yükseklik kaç arkadaşlar? Ta B'ne D'den çiziliyor. O da 10. Yani o zaman şu 2 A eşit olacak. 2 A neye eşit arkadaşlar? 6 çarpı 10 bölü 2. Buradan kaç çıktı? A'yı buradan kaç bulduk? 15 bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Zaten bizden de isteniyor. A isteniyor. Cevabımız balık balıkesir oldu. Geldik 7'ye. İkiz kenar üçgen biçimindeki özdeş iki cismin durgun su içerisindeki konumları veriliyor. A cismi B, bir köşesindeki açının açıortay ortay sınırına kadar. Bir köşesindeki sınırına kadar. B cismi de bir kenarın tamamı suyun altındayken oluşan kenar uzunlukları aynı birim cinsinde verilmiştir. Ha, şu şekilde. Tamam birisi açıortay. B cismi bir kenarının tamamı suyun altındayken kısmı verilmiştir. Buna göre cisimlerin suyun dışında kalan yüzeylerin alanları oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle bakacak olursak arkadaşlar A cisminde ne verilmiş? İkiz kenar değil mi? bu? 10'a 10. Bu da 10'a 10 verilmiş. Bu açı ortayı doğrusuymuş yalnız bunu kullanalım. Hocam açı ortay doğrusuysa kollar oranı tabanlar oranı değil midir? Evet şuraya bir x diyelim. 10 bölü x neye eşittir? 4 bölü 6'ya eşittir. Hocam 60 bölü 4'ten x'i kaç buluruz? 15 buluruz. Evet x 15. Hocam x 15 ise buraya kaç kaldı o zaman? 12 kaldı. Çünkü şu kenar bak bunlar 10 10 burası 15. O zaman burası da 10 10 sa burası da 15 mi olacak arkadaşlar? Evet yani şuraya kaç kaldı? 12 kaldı. Şimdi alan mı dağıtacağız arkadaşım? Evet. Diyor ki bize buna göre cisimlerin suyun dışında kalan parçalarının alanları isteniyor. Şimdi yalnız burada biraz tehlike var. Arkadaşlar yok tehlike yok aslında. Burada baktığınız zaman hocam 4 bölü 6 nedir bu? 2 bölü 3 müdür? Evet. Yani burası 2A burası nedir arkadaşlar? 3A diyebiliriz. Çünkü niye? 4 bölü 6 2 bölü 3'e eşit. Alanlar oranında 2 bölü 3. Hocam 3 bölü 12. 3 bölü 12 dediğimizde nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Hocam 1 bölü 4 olduğuna göre burası B iken burası nedir? 4B demeliyiz. Ki şuraya baktığımda 5A hocam burası. Hocam burası da 5B. E, 5A ile 5B zaten birbirine eşit değil mi? Yani B dediğimiz A oldu. 4B dediğimizde 4A oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Suyun dışında kalan parçaların alanları oranı isteniyor. Yani benden 3A bölü A isteniyor. Cevabımız da böylelikle 3 çıkar. Yani 7 soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Aşağıdaki merdiven mekanizmasında herhangi iki basamak arasındaki mesafeler eşittir. Alanlar oranı isteniyor. Yani şöyle bir üçgen var arkadaşlar elimizde. Şöyle bir üçgen var. Şöyle bir üçgen var. Hatta şunu şöyle şey yapalım. Şuradaki mesafeler birbirine eşit. Yani burası 2k diyor. 1 2 3 4 5 6 7. Şurası 7k diyor. 1 2 3'e 1 2 3 4. Burası 3a diyor. Burası da 4a diyor. E burada ne diyor arkadaşlar? Alan DBE. DBE alan ADC. ADC. Tamam. Alan dağıtacağız arkadaşlar. 3a'daki alan nedir? 3 ade kalana 3A diyecek olursam 4A'da kalan 4A. Üçgen yok. Hop üçgen oluşturalım. 4A'daki alan 4A. Bu tepe noktasına göre. Şimdi 7K'dan 2K'ya geçiş yapacağım. 7K'daki alan nedir? 7K'da 2K'ya geçerken arkadaşlar tepe noktaları C değil mi? Evet 7K'da kalan 7A ise 2K'da kalan da 2A'dır. Ee, alan DB'yi bulduk. Yani 3A bölü şurayı da bulduk arkadaşlar. Burası da 2A. Yani cevap ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 oldu. Dolayısıyla 8. sorunun cevap böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 9'a. Evet ne demiş şimdi? Ali Bey uzunluğunu 8 demiş. DBC'ye 60 demiş. Alan DBC 60. Şunlar da birbirine paralel. Arkadaşlar şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Şu üçgenin alanıyla iki paralel doğru arasında bir üçgen var fark ettiyseniz arkadaşım. Şu üçgenin alanıyla şuradaki kırmızıyla çizdiğim üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynıdır arkadaşlar. Niye? Çünkü tabanları aynı. Bu noktayı buraya kaydırdığım zaman şu üçgenin alanında alan kaydırmadan dolayı birbirine eşittir arkadaşlar. Evet şu üçgenin alanı da yine aynıdır. Ya da tabanları aynı. iki paralel doğru arasında yüksekler de aynı değil mi? Aynıdır. Yani bu alan 60 sa eğer şu sarı alanda da 60'tır. O zaman ben şuraya bir y diyecek olursam. Şuraya bir y diyecek olursam. Hocam burası y iken 8 çarpı y bölü 2 eşittir 60 sa Y'yi buradan kaç buluruz? 15 buluruz. Hocam y 15 ise 8 15 ne üçgen arkadaşlar bu 17 üçgeninden cevabımız 17 yani balık esir çıktı arkadaşlar 9. soruda. Geldik 10. soruya. Şimdi burada bir ed eksi af demiş bak şuraya k diyelim eksi k oldu öbür tarafa atınca ee, yani ed uzunluğu neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar k artı 4'e eşit oluyor evet af'ye k dedim. Neresi k artı 4? E'de. Burası da k artı 4. Demek ki ben bunu kullanacağım kardeşim. Şimdi alanlar oranını kaç vermiş? 1 bölü 3 de vermiş. Hmm. Arkadaşlar EF'yi de 5 vermiş. Alanlar oranı 1 bölü kaç? 1 bölü 3 ise şöyle diyebilirsiniz. Hocam tabanları aynı olduğu için yükseklere oranı alanları oranına eşit değil midir? Evet diyebilirsiniz. Tamam. Burası k artı 4 ya. Şöyle diyebilirsiniz. Hocam K bölü K artı 4 eşittir 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Ya da şuraya ben e, şey diyebilirim arkadaşlar. alanlar oranından bahsettiği için. Alan ABC yani alan ABC dediğimiz nedir? BC çarpı K bölü 2 bölü alan ABDC. ABDC ha 1 bölü 3 demiş 1 bölü 4 demiş. Yani buradaki alan A iken arkadaşlar bakın buradaki alan A iken tüm alan 3A Buraya ne kaldı? 2A. O zaman yükseklikler oranı 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da şu alan bölü şu alan direkt bu alan bölü bu alan 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da bu alanı yazdınız. E bir de bölü tüm alan. Tüm alanı yazarken ne yapacaksınız? Şunun alanı artı bunun alanı şeklinde yazarsınız. Ama bence üçgenlerin alanları oranı 1 bölü 2 demek daha mantıklı. E, şu üçgenin alanı nedir? BC çarpı K artı 4 bölü 2 ne eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 eşit olacak. BC bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Buradan K bölü K artı 4 eşittir. 1 bölü 2 eşit oldu. Buradan 2K eşittir. K artı 4'ten K'yı da kaç buluruz arkadaşlar? K'yı da göremiyorsunuz tabi burada. Bir saniye. K'yı da buradan 4 bulduk. K4 ne istiyor bizden? A ile D arasındaki uzaklık. K4 ise burası kaç çıktı arkadaşlar? 8. K4 ise burası 4. Şurası da 5 verilmiş. Bakın bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar şöyle bir merdiven şekli var. Dikdörtgeni tamamlamayacak mıyız? Evet. Dikdörtgeni tamamlarsak burası 5 iken burası da 5 mi? 5. 8 iken burası da 8. E ne çıktı burada arkadaşlar? Bir dik üçgen. 5 burası. 12 burası. 5 12 ne üçgeni? 13 üç üçgeninden cevabımız böylelikle 13 çıkar. Yani 10. soru Edremit oldu. Geldik 11. soruya. Şimdi S1 2 S2 demiş. Yani S1, 2 alanına A dersem ben şuradaki alana A dersem S1 alanı neymiş arkadaşlar? 2A. Arkadaşlar şöyle bakacak olursanız bu üçgen ile büyük üçgen şu üçgen ile büyük üçgenin alanları oranı yükseklikleri oranına eşit değil midir aslında? Evet. Yani direkt oradan yapalım isterseniz. E bunun alanı ne? A. A bölü büyüğün alanı ne? 3A. Demek ki A bölü 3A 1 bölü 3. 1 bölü 3 neye eşittir? Yükseklikler oranı. Yani burası haşken burası nedir? 3 haştır. E zaten sana AF artı DE'ye yani 3 haş artı haşı 20 vermiş. 4 haş eşittir. 20 ise haşı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Senden ne isteniyor? AF isteniyor. 3 haş isteniyor. h yerine 5 yazarsan cevabında kaç çıkar? 15 çıkar. 11. soru böylelikle balıkesir çıktı. Ve geldik son soruya yani 12. soruya. Bakalım ne diyor 12. soru. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit. 4 ve 8 verilmiş. Şuradaki alanlar birbirine eşit verilmiş. A, taralı alanlar. Şimdi <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Burada alan dağıtacağız. Hocam 4 bölü 8 1 bölü 2 de ya hiç 1 bölü 2 deme. Bence 4, 4A diyelim. Bu 4'te kalan 4A iken 8'de kalan 8A mı? Evet. Ya da neyse fark etmez. Ee, 4A diyelim. Neyse 4A. 4'te kalan 4A ise 8'de kalan 8A. A bu alana bu alan eşit verilmiş. Hocam şurası 8A olacağından burası 8A olacağından buraya kaç A kaldı? 4A kaldı. A burada da alanlar oranı tabanlar oranı eşit değil midir? Evet. Yani alanlar 4A 4A ise yani alanlar oranı 1 ise tabanlar oranı da 1'dir. Bunlar birbirine eşittir. Yani burası x'tir. Adam zaten x kenar vermişti bunu. Yani 12 iken burası da 12. 2x eşittir 12'den x'i böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. 12. soru böylelikle akçay çıktı. Ve böylelikle 3. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.